Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet etme adına attığınız her adımdan dolayı Allah subhanahu ve teala kusurlarınızı affetsin. Yine davetimize icabet ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, makamınız ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı, ev halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam Allah subhanahu ve teala'nın mümin erkek ve mümin kadınlara özelde hitap ettiği ayetlerin üçüncüsüne geldik. Ayetimiz Bakara suresi 172. ayettir. Allah subhanahu ve teala gereğince anlamayı, salihlere yakışır bir şekilde ibadet etmeyi ve hayat bulması için çalışmayı hem size hem de bana nasip etsin. Allah-u Teala Bakara suresi 172. ayetinde şöyle buyurmakta. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman edenler! Ey iman eden erkek ve kadınlar! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, eğer Allah'ı Rab ve ilah olarak kabul ediyorsanız, ona şükredin buyurmaktadır Allah subhanahu ve teala. Sevgili dostlar, bu ulvi ayet, bu yüce sözler bize üç tane hakikati hatırlatmaktadır. Bunlardan bir tanesi, rızkı verenin ve rızkı yaratanın sadece ve sadece Allah olduğu. İkincisi, Allah subhanahu ve teala'nın yaratmış olduğu nimetlerin, rızıkların sadece ve sadece temiz olanın yenilmesi. Ve üçüncüsü de, kulluk sorumluluğumuz gereği, rezzakımız olan Allah subhanahu ve teala'ya hamd etmemizi bildirmektedir. İlim dünyamıza bir ilmi akıtmaktadır. Sevgili dostlar, insan için rızkı düşünüp tanımlayacağımız zaman şöyle bir hakikatle karşılaşırız. Rızık, insanı hayatta tutan, yaşamasına vesile olan, bedenine, ruhuna güç katmak için kendisinden faydalanan her bir şeye adını vermektedir. Bu şekilde düşünüldüğünde, ister içerisinde barındığınız ev, ister üzerinizde yaşadığınız ve oturduğunuz, yattığınız döşek, ister sofranızdan nasiplendiğiniz bir yiyecek ve içecek olsun, ama isterseniz bir eş, bir çocuk, bir arkadaş, makam ve mevki olsun, her birini kapsamaktadır. Adem oğlu kainata nazar ettiğinde alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'nın her bir tarafa, her bir metrekareye rızkını yaydığını görecektir. Ve Allah subhanahu ve teala her bir nimetini Adem oğlunun emrine boyun eğmiş şekilde yaratmıştır. Her bir rızık, her bir nimet yaratılış itibarıyla insanoğluna hizmet için vardır.
Madem bu kadar rızık ve böyle bir sorumluluğa sahip nimet varsa, o zaman onun bir halıkı, bir yaratıcısı olması lazım. Bakın kardeşlerim, Zariyat suresi 58. ayeti de bu soruya cevabı vermektedir. Bismillah. İnna Allahu huver razzaku zul kuvvetil metin. Muhakkak ki Rezzak olan Allah'tır. Subhanallah. Rezzak olan, rızkı yaratan ve taksim eden Allah'tır. O Rezzak sahibi Allah pek çetin bir güce, bir kuvvete sahiptir. Subhanallah. Bu kuvveti görmek isteyenler Hud suresi 6. ayetine bakabilirler kardeşler. Bismillah. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا. Yeryüzünde nefes alan, hareket eden, canlılık emareleri bulunan hiçbir şey yoktur ki rızkını sadece Allah vermesin. Subhanallah. Allah sadece Adem oğlunun, insan oğlunun rızkını yaratan ve taksim eden değildir. Yeryüzünde yürüyen, toprağın altında nefes alan, gökyüzünde kanat çırpan, denizlerin ve okyanusların içerisinde hayat sahibi olan her bir canlının rızkını yaratan ve taksim edendir. O öyle bir güce sahiptir ki, öyle bir metindir o Allah, dağdaki kurt ile toprağın altındaki kurdu birbirine karıştırmayacak bir güce sahiptir. O Allah öyle bir güce, öyle bir kuvvete sahiptir ki ormanın derinliklerindeki güçlü bir hayvan ile güçsüz hayvanın rızkını elde etme konusunda da adalete sahiptir. Evet, rızık sadece ve sadece Allah'a aittir. Eğer bir adam işçisine bakıp da benim istediğim gibi giyinmez, sakalını sıfır tıraşa vurmaz, benim istediğim gibi şu dükkanın içinde hareket etmezsen seni kapının önüne koyar, bu piyasanın içerisinde sana bir lokma ekmek bile vermem diyen adam, bil ki senin de rızkını veren, işçinin de rızkını veren, dükkanındaki ustabaşı adamın da rızkını veren, Rezzak olan Allah'tır. Yönetenler, idare edenler, eğer oylarınızla bizi başta tutmazsanız hepiniz açlıktan öleceksiniz deyip bütün ilgi ve alakayı üzerine alanlar, bilsinler ki sizin de idare ettiğiniz insanların da rızkını veren Allah'tır. Bir adam, bu evde sadece ben çalışıyorum, bir kuruş vermesem açlıktan nefesiniz kokacak diyerek çocuğunu, eşini, annesini, babasını, kız kardeşini, erkek kardeşini tahakkümü altına almak isteyen baba, bil ki senin de rızkını, eşinin de rızkını, sübyan çocuğun rızkını veren Rezzak olan Allah'tır. Ben şu derneğe, şu camiye, şu vakfa infak etmezsem ertesi gün bu kurum ve kuruluşların kapısına kilit vurulur diyerek içinde bulunduğu kurumdan imtiyaz isteyenler, ayrıcalık isteyenler, fazlalık isteyenler, itibar görmek isteyenler, vallahi bilsinler ki senin de rızkını, tehdit ettiğin kurumun da rızkını veren Rezzak olan Allah'tır. Allah'a hamdolsun ki rızık alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bakın, hikmetli bir olay, ders çıkartanlar için ibretlik bir olay yaşanıyor. Allahu alem, sene 2007. Antep'te Müslüman bir anne, mümine iffet abidesi bir kadın, doğumhanede çocuğunu doğururken yavrusu aynı mekanda hayata gözlerini açıyor. O kadın, o saliha kadın da aynı mekanda, aynı anda hayata gözlerini kapatıyor. Şimdi siz baba olun. Siz o doğumu yaptıran adam olun.
siz o doğumu yapan ebe olun. Aklınıza ne gelecek? Şimdi yeni doğan, kordonu yeni kesilen bu çocuğun dudaklarının arasından süt akıtacak kadın kimdir? Bunu besleyecek güç kimdir derseniz, o sorunun da cevabını Allah bizzat kendisi vermektedir. Ve yan tarafında hemen Allah çocuğun halasına doğum emrini verir. Rahmini açtırır. O kadının içerisindeki çocuğa kun feyekun der. Emreder ve o çocuk çıkar. O annesiz kalan çocuğun da, yeni dünyaya gelen çocuğun da rızkını Allah subhanehu ve teala başka bir saliha kadınla gönderir. Ama o saliha kadın yıllar sonra dese ki ey çocuğum, ey yavrum, senin rızkını veren bendim. Benim göğsümden beslendin de hayat sahibi buldun deyip bu çocuğu kınar, idaresi altında tutmaya çalışırsa, ey kadın, bil ki senin rızkını veren de, senin göğüslerine sütü damlatan da, o çocuğun rızkını veren de Allah subhanehu ve teala'dır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd ediyorum. Niye hamd ediyorum biliyor musunuz? Eğer Allah rızık ortumunu insanların eline verseydi, hele elleri necis, kirli, kan damlayan İsrail oğullarının elinde rızık ortumu olsaydı, vallahi de başta Filistinli mümin erkek ve mümin kadınlar olmak üzere kundaktaki çocuğuna kadar vay o insanların haline. Eğer rızık ortumu İsrail gibi aşağılık bir topluluğun elinde olsaydı, değil Filistinlilerin, insanların, hayvanların ve bitkilerin vay haline. Bitmişti insanlık. Hayvanatın nesli tükenecekti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd ediyoruz ki Allah'a, Allah rızık ortumunu Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın ve İran'ın eline vermemiş. Eğer verseydi, Suriye'den yeraltı ve yerüstü bütün zenginliklerini sömüren, kanlarını akıtan, namusları üzerinden geçinen o sivrisineklerin elinde bulunan Şam ehlinin vay halineydi o zaman. Şam'ın sokaklarında gezen köpeklerin vay haline. Şam'ı süsleyen bitkilerin vay haline. Eğer rızık ortumu Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın ve onlarla aynı alçaklığa sahip İran'ın olsaydı, vallahi Şam ehline yazıklar olsun diyecektik. Eyvahlar olsun diyecektik. Bakın dün haberlerde bir kare gördüm. İnşallah o kareyi çizen, o resmi çizen, o karikatürü çizen el inşallah beni duyar. Allah'tan temenni ediyorum. İçimde bir öfke var. İçimde bir kızgınlık var. İçimde bir intikam duygusu var. İnşallah o karikatürü çizen benim sesimi işitir. Allah o sesi işittirir. Bir Suriye haritası çizmiş. Bir Suriye haritası. Rusya, Çin ve Amerika'nın liderlerini bir sivrisinek gibi çizmiş. Yahu hocam, bunda ne sıkıntı var, ne güzel. Suriye'nin haritasına iğnelerini sokmuşlar. Suriye'nin kanını emiyorlar. Ama orada dördüncü bir haşere eksik. Hem de başından beri Suriye halkını sömüren, Şii akidesine sahip, Allah'a ortak koşan, Yahudi dönmesi ve İsrailoğullarına hizmet eden bir İran o karenin içinde eksik. Ey o karikatürü çizen adam, eğer onlara vela besliyorsan, onlara sevgi besliyorsan, onlara duyduğun muhabbetten dolayı o alçak ya İranlıların resmini çizmediysen, vallahi bil ki sen de onların akidesisin. Onlar neyle karşılaşacaksa sen de onunla karşılaşacaksın. Neyse korkundan çiziyorsan korkma. Zaten her gün, her geçen gün, her saniye sonrasında toprağın altına sen de gireceksin. O İran ki İslam'a girdi ilk günden şu ana kadar iyilerini tenzih ederek, Müslümanların içerisine tefrika sokmak için, Müslümanları birbirine bölmek için,
Müslümanlar içerisinde fitnenin tohumlarını ekmek için mücadele vermektedirler. Kendi yaşadıkları sınırlar içerisinde ehli sünnet alimlerinden takipçilerine hiçbirine nefes aldırmamaktadırlar. Ve siz biliyor musunuz? Adına İslam Cumhuriyeti denilen bu aşağılık rejim, bakın bu aşağılık rejim, ehli sünnetin bir tane dahi mescit kurmasına izin vermemiştir topraklarında. Bir mescit arkadaşlar. Üç tane ehli sünnet bir araya gelsin, bir kitabı mütala etsin, ertesi gün soluğu cezaevinde almaktadırlar. Hele bu alçaklar. Pakistan, Afganistan, Irak gibi kendilerinin girmeye gücünün yetmediği yerlere Amerika'yı, İsrail'i, İngiltere'yi, Fransa'yı, İslam coğrafyalarını parçalamak isteyen düşmanlara kol kanat germişlerdir. Sırtlarına çıkarak zulme ortak olmuşlardır. Ve şimdi diyorum ki eğer rızık ortumu, eğer rızık çeşmesi o Yahudi uşağı İsrailoğulların üvey evladı mesabesinde olan Şii akidesine mensup İran'ın elinde olsaydı vay ehli sünnet Müslümanların haline, içler acısı bir duruma düşeceklerdi. Allah'a hamdü senalar olsun ki Allah Adem oğlunun eline rızkı vermedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızık tamamen Allah'a aittir. Şimdi bakın kardeşlerim. Allah Subhanehu ve Teala, Rezzak olan Allah, 1400 sene önce Mekke müşriklerine, 1400 sene sonra sana ve bana, belki 1400 sene sonralarında kıyamet gününe kadar gelecek insanlara bakın şu soruyu soruyor. Dikkat edin ey Müslümanlar. Diyor ki Bismillah. Hel min halikin gayrullahi yerzukukum minas semai vel ard. Şimdi cevabını sen ver. Allah diyor ki göklerde ve yerde size rızık olarak bir şeyleri yaratacak yaratıcınız mı var diyor Allah Subhanallah. Ey Ademoğlu, ey teknolojisine ve bilimine güvenenler, göğü bir tohum tanesi gibi çatlatın, göğün derinliklerinin içerisine girin, yeri delebildiğiniz kadar delin, vallahi de billahi de yeryüzü dolusunca yeminler olsun ki bir tane ilah dahi bulamayacaksınız. Bu sorunun cevabını arama. Zira Allah ayetin devamında La ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur. Yaratıcı yoktur. Rezzak yoktur. Zaten kendisi cevabını vermektedir. Allah'a hamdolsun ki Rezzak sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'dır. Peki madem Rezzak Allah, adalet sahibi Allah, peki diyeceğiz ki neden kimi zengin, kimi fakir? Kimi rızkı daha kolay elde etmekte, kimi rızkı daha geç elde etmekte? Bakın isterseniz onun cevabını da size Allah Subhanahu ve Teala versin. Diyor ki Bismillah. Allahu yebsutur rızka limen yeşâ'u ve yakdiru. Allah dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Subhanallah. Allah imtihan için Adem oğlunun içerisinde iman ettiğini iddia edenlerin samimiyetini ortaya çıkartmak için kimini kiminden üstün kılmıştır. Bu kadar basit. Yeryüzü madem imtihan salonu, o zaman imtihanın şeklini sen değil Allah Azze ve Celle belirlemektedir. Bakın bugün rızkının gelişini ve çokluğunu yeteneklerine bağlayanlar, çok yetenekli pazarlamacılar şirket sahiplerini zengin etmiştir. Kendisi kiralık evlerde yaşamaktadır. Doğru mu abi? Evet. Bugün matematikte sadece toplama ve çıkarmayı bilen esnaf, kınamak için bunu söylemiyorum. İsterse okuma yazması bilmesin, bana ne? Ama sadece toplama ve çıkarmayı bilen insan, esnaf matematik mühendisinden daha zengindir. İki kelimeyi bir araya getiremeyen adam, tüccar, beş tane yabancı dil bilen tüccardan daha zengindir. Neden? Çünkü Allah dilediğinin rızık ortumunun çeşmesini sağa çevirir, genişletir. Dilediğininkini sola çevirir, kısar. Bu da ömercik
sadece ve sadece Allah'ın elindedir. Allah'a hamdolsun ki buna da yine hamd ediyoruz. Bu genişletmeyi ve daraltmayı yapan alemlerin Rabbi olan Allah'a yemin ediyoruz. Kardeşlerim, kendi aramızda konuşurken bakın şöyle boş, afaki, karanlığa taş atan sözler söylüyoruz. Allah'ı gücendirecek ve kızdıracak sözleri söylüyoruz. Ney? Yahu benim elimde şu makine olsaydı ben karımı %50'ye çıkartacaktım. Eğer bana o gün işi bilen 5 tane adam verseydin vallahi ben bu işin kat sayısını 2'ye çıkartacaktım. Bu sözleri biz söylüyoruz ha. Ben söylüyorum, sen söylüyorsun. Sakalı uzun olan, çarşafı olan kadın söylüyor. Allah'ı gücendiriyoruz bu sözle ey dost. Bil ki Allah sana yaptığın işten dolayı 100 birim kazanmayı nasip ettiyse bütün dostların bir araya gelsin 101 birime bu çıkmaz. İddia ediyorum. Ve yine iddia ediyorum ki bütün düşmanların bir araya gelse sana gelecek 100 birimi 99 birime düşüremezler. Peki madem öyle makineye sarılmayalım, ustalarla uğraşmayalım, yan gelip yatalım, o zaman rızkımızı aramada sebeplere sarılmayalım mı diye soru sorarsanız, hadi yine bunun cevabını Allah versin. Mülk suresi 15. ayet dostlar. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. O size yeri boyun eğer kıldı. Müslümanlar dikkat edin dostlar. O yani Allah, yani Razzak, her şeyi yoktan var eden, metin kuvvetli olan Allah, diyor ki Yusuf, yeri size boyun eğer kıldı. Aynı bir deve gibi. Yeryüzü, toprak bir deve gibi insana itaat etmektedir. Ve diyor ki Allah subhanehu ve teala, bundan sonra o yerin omuzlarında gezinin ve Allah'ın rızkından yiyin diyor subhanallah. Bu ayeti delil gösteren müfessirler demektedir ki, insanın rızkını elde etmesi için sebeplere sarılması müstahaptır. Zira Allah davet ediyor. Ticarete çık diyor, rızkını elde et. Toprağa tohumunu saç, rızkını elde et. Hemen bu ayetin ardından İbni Kesir rahimeullah, bakın şu hadisi naklediyor. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah rızkının kazanmak için çabalayan, çaba gösteren mümin kulunu sever. Hele öyle hadisler var ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eline ipliğini alan, baltasını alan, ormana gidip ağaç kesip bunu satıp da rızkını elde eden kullarını müjdelemiştir. Allah'ın onları sevdiğini söylemiştir. Neden? Çünkü çalışan, gayret eden, meşru çizgide rızkını arayan her bir insanın kainata bir faydası vardır. Boş adamın insanlığa, hayvanlara, eşyaya hiçbir faydası yoktur. Çünkü mümin, insan halife olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Ömer bin Hattab döneminde radıyallahu anh bir topluluğa uğrar. Der ki sizler kimlersiniz? O topluluk sanki böyle biraz kendilerini toparlarlar. Derler ki bizler mütevekkilleriz, tevekkül sahipleriyiz. Ömer bin Hattab hayır der. Siz müteekkillersiniz. Yani hazır yiyicilersiniz. Sonra gerçek mütevekkilin hemen tarifini yapıyor Ömer bin Hattab. Zira diyor mütevekkil yani gerçek tevekkül sahibi tohumu saçan hasatını da Rabbine havale edendir diyor. Subhanallah. Ahmed bin Hanbel kendisine bir soru yöneltildiğinde bakın şöyle cevap veriyor. Diyorlar ki ey imam, bir adam diyor ki ben evimde otururum, rızkım da benim ayağıma gelir. Sen buna ne diyorsun? İmam Ahmed bin Hanbel insanlara döner der ki o cahil bir insandır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki benim rızkım mızrağımın ucunda yaratılmıştır. Allahu Ekber. Benim rızkım çabada, gayrette, cehd etmede yaratılmıştır. İsteyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünün örnekliğini nerede görsün? Meryem aleyhisselam'da görsün. Hazreti Meryem daha çocuk yaşta mescitte otururken alemlerin Rabbi Rezzak olan Allah cennetten önüne bir tepsi indirdi.
Zekeriya aleyhisselam gördü, şaşırdı. Bunu kerim, ikram sahibi Allah'ın gönderdiğini bildirince Zekeriya aleyhisselam dedi ki ben bunu hiç düşünememiştim. Hani oldu da nasıl akledemedim. Ama aynı Meryem yetişkin bir hale geldiğinde bir bayanın tahammül edemeyeceği bir imtihanla karşılaştı. Neydi o? Babasız İsa aleyhisselama gebe olmak. Ağır bir imtihan. Neden? Karşısında mel'un, gaddar, hain Yahudiler bulunmaktadır. Ne dediler kendisine? Ey Harun'un kız kardeşi. Senin ailen, soyun, anne baban tertemizdi. Sen kendine nasıl böyle bir zina gibi alçak bir hareketi yaptın diyerek kınadılar. Ve bakın o Meryem, Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Cennet sahibi kadınların dördüncüsü Meryem. O ağacın altında, hurma ağacının altında gebe pozisyonda bekler. Çocuğu doğdu, doğacak. Alemlerin Rabbi olan Allah der ki ey Meryem ağacı salla zira sana temiz yiyecekler düşecek. Subhanallah. Yani ey Meryem rızkını elde etme konusunda sebeplere sarıl. Senden sonra gelecek olan müteekkilleri, hazır yiyecilere karşı sen bir ders ol, bir ibretlik sahne ol kardeşlerim. Evet. Sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmasına rağmen, davetçi olmasına rağmen, tek işi davet olmasına rağmen, yeri geldi çarşıları gezdi, yeri geldi ticaret yaptı, yeri geldi cihat meydanlarında kılıcını mızrağını sallayıp rızkını havaya kaldırdı. O zaman mümin erkekler ve mümin kadınlar sebeplere sarılacaklar, rızıklarını elde etmek için gayret gösterecekler. Ama ne olur Yunus kardeş, şunu kesinlikle bil ki, Allah'ın takdir ettiğinin ne bir fazlası ne bir azı gelecek sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazda rükudan kalktıktan sonra kıyama kalkıyor. Bakın şöyle dua ediyor. Diyor ki ey övülmeye ve yüceltilmeye layık olan, kulun söylediğini en çok hak eden, hepimiz senin kulunuz. Allah'ım senin verdiğini men edecek. Ne olur dikkat edin Müslümanlar. Senin verdiğini men edecek, iptal edecek ve senin men ettiğini verecek hiç kimse yoktur. Subhanallah. Bir kişi bilsin ki gökler ve yer onun emrine verilse, toprağın altına mahkum edilen, mahpus durumunda olan ölüler ayağa kaldırılsa, dağlar ve bulutlar onun için yürütülse, vallahi Allahu Teala ona bir hayır nasip etmediyse, bir dirhem, bir buğday tanesi, bir arpa büyüklüğünde bir hayır ona vermediyse, vallahi kimse o hayrı onun önüne getiremeyecektir aziz dostlar. Ve vallahi bilin ki, bütün düşmanları en gelişmiş silahlarıyla, bilimleriyle sana gelecek olan bir hayrı engellese, buna da engel olamayacaklardır. Zira rızık ve taksimatı tamamıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve ne olur şunu da bilin ki aziz dostlar. Ne olur şunu da bilin ki Allah bir şeyin içerisine bereket koyarsa, seni dilerse bir zeytin tanesiyle doyurur ve besler. Ama bir şeyden bereketini alırsa 100 tane, 1000 tane zeytin tanesinin içerisinde seni aç bırakır. Bugün masum insanların kanlarını, gözyaşlarını, emeklerini, zenginliklerini, iffetlerini sömüren batı, doğu ve batı müstekbirleri, vallahi de yedikçe doymayacaklar. Doymadıkça daha büyük afetlere maruz kalacaklar. Ve vallahi de, billahi de mazlumlardan elde etmiş oldukları gelirleri, mazlumların üzerinden kazandıkları hiçbirinin ne tadını alacaklar ne de zevkini almaktadırlar. Ve inşallah mazlumların üzerinden beslendikleri şeyler onların bedenlerine bir zehir etkisi oluşturur. Ve inşallah ki Allah bütün bereketini, rahmetini onların üzerlerinden çeker. Bir hayvanın, bir köpeğin
bir kedinin açlıktan burnunu çöpün üzerinde süründürdüğü gibi onları süründürür. Ve vallahi de onlar bilsinler ki şu an Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Somali'de, Sudan'da, Çeçenistan'da Müslümanım diyen, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmuş, kayıtsız ve şartsız Allah'a itaat eden ama aç bırakılan bir çocuk, vallahi de bir lokma ekmek bulduğunda kendisi gibi aç çocuklara dağıtacak ve Allah her bir çocuğu doyuracak. O küflü bayat ekmekler, o batının, doğunun sömürdüğü yiyeceklerden o mazlum çocuğa daha lezzetli gelecek. Ey kafirler, ey mazlumları ezen zalimler, vallahi de bilin ki şu dakikada, şu saniyede, bu an itibariyle açlıktan dolayı hangi kadın toprağın içine girdiyse, açlıktan dolayı hangi mazlum çocuk öldüyse, bizim ölülerimiz toprağın altında altın ve gümüş kaselerle cennetlerin nimetlerinden faydalanırken, vallahi de sizin ölüleriniz toprağın altında karınlarını ancak ateşle doyuracaklar. İçeceğiniz kan ve irinden başka bir şey olmayacak. Şimdi sen mi kazandın yoksa mazlum Suriye mi? Şimdi sen mi güçlüsün, mazlum Irak mı? Şimdi sen karda mısın yoksa yıllardır aç bırakılan Afganistanlı Müslümanlar mı? Hele insanların paylarının, defterlerinin dağıtıldığı kıyamet gününde aç bırakılan, susuz bırakılan, bir damla suyu onlara vermeyi israf gören ve israf görülenler, Firdevs cennetlerinin içerisinde huriler tarafından, hizmetliler tarafından ağzına her bir lokma konulduğunda senin dudaklarının arasından ateş geçecektir. Şimdi sen mi kazanacaksın yoksa mazlumlar mı? Vallahi de mazlum Suriye kazanacak. Mazlum Afganistan kazanacak. Mazlum Mescid-i Aksa kazanacak. Onları koruyan her bir beden kazanacak ama sen kaybedeceksin. Elhamdülillah ki Rezzak Allah, taksimatını yapan Allah. Eğer rızık beşerin elinde olsaydı vay insanlığın, vay hayvanatın, vay nebatatın haline. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Şimdi ey aziz dost, bu ayetin sana öğrettiği ikinci hikmet de Allah Subhanahu ve Taala'nın verdiği rızkın temiz olanını yemendir. Bak Allah sana ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diye seslenerek, yarattığım rızıklar içerisinden temiz olanı ye diyerek emir buyururken, dört ayet ötesine git, yani Bakara 168'e, Allah Subhanahu ve Teala siyahıyla beyazıyla, sarısıyla kırmızısıyla, dilleri farklı olan bütün insanlar şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas, ey insanlar. Farklı dinlere, fikirlere sahip kim olursanız olun. Ey insanlar. Kulu mimma fil ardi halalen tayyiba. Yeryüzünde, o toprağın üzerinde helal ve temiz olanları yiyiniz. Allah bu sefer insanlara seslenmekte, bakın. Bütün insanlara ama. Ve Allah Subhanahu ve Teala kainatın her tarafına temiz ve helal olan yiyeceklerini serpiştirmişken maalesef Adem oğlu içerisinde sapıtanlar, Allah'a hıyanet edenler çok az miktardaki haramlara tevessül etmişlerdir. Peki bunun merkezinde ne yatıyor diye sorarsan, istersen ayete kulak ver. Bismillah. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينٌ. Sakın ya eyyühe nnas, ey insan, sakın şeytanın adımlarını takip etme. Dün atan Adem'e, Havva'ya düşmanlık, kin, buğuz besleyen o alçak melun şeytan senin apaçık düşmanındır. Kur'an'ın hangi sayfasını açarsanız açın muhakkak ki böyle ayetlerle yer yer karşılaşacaksınız. Allah Subhanahu ve Teala şöyle devam ediyor. Eğer o kapıyı açarsan, bakın onun açtığı kapının zerresinde hayır yoktur. Eğer onun
tuttuğu kulbu sen de tutar ve gölgesini takip edersen. İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en tekûlû alallâhi mâ lâ ta'lemûn. Kesinlikle bil ki, muhakkak ki bil ki, şeytan sana üç şeyi emredecektir o kapıyı açtıktan sonra. Bir, günahı, kötülüğü. İki, fuhşiyatı. Ve üç, Allah'a bilmediğin sözleri söylemeyi sana fısıldayacaktır, vesvese verecektir, sana emir buyuracaktır. Peki sebebi ne biliyor musunuz dostlar? İnsanlığı Adem oğlunu sırat-ı müstakim çizgisinden çıkartıp kendi yoluna, cehennemin yoluna sokmak içindir. Ve şeytan dostlarını da alarak, ve inşallah bitiriyorum aziz dostlar. Şeytan dostlarını da yanına alarak şu an, şu ana kadar İslam beldelerinde, Müslümanların mahallelerinde haram olan yiyecek ve içecekleri Müslümanların kalbine sevdirmek için yavaş yavaş güzellikle o muhabbeti kalplerine enjekte etmektedir. Ve maalesef dün dedeleri 100 yıl önce sofralarını peygamberin sofrasına benzetmek için yarışırken sofralarında helal, temiz, şüpheliye dahi yer bırakmayacak şekilde donatırken maalesef böyle dedelere sahip torunların sofraları Bizans'ın sarhoşlarının sofralarına benzemektedir. Sen sofranı Batı kültürüyle bezediğin takdirde göreceksin ki elbisen, konuşman, oturman, kalkman, alışverişin, zihin yapın, yönetim şeklin Batı kültürü endeksli olacaktır. Ve maalesef bunu bugün İslam dünyasında beldelerinde bunu başardılar. Adı Muhammed, dini İslam ama yaşantısı Yahudi ve Hristiyan gibi. Allah muhafaza. Adı Ayşe, dini İslam ama hayat tarzı bir ateistinkinden farksız olan Müslümanlar. Allah subhanahu ve teala neslimizi korusun. Ve siz pis, necis, haram olan yiyeceklerden kurtulup temiz rızıklarla bedeninizi donatıyorsanız o zaman bilin ki Rezzak olan Allah'a hamd etmeniz kulluğunuzun bir görevidir. Bu da bu ayetin bize sunduğu üçüncü hikmettir. Ve unutmayın ki Allah şükreden kullarının nimetini artıracaktır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve salamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Thank you.